Resim Bey, ben inanıyorum ki önümüzdeki bir iki yıl dış politika fiyaskolarına da neden olacak. Biraz önce söyledim aslında, ipucunu verdim de. Yani biraz daha bunu konuşmanızı rica ediyorum. Dış mesela politika, Afganistan. Dış politikada en büyük fiyasko Suriye'dir. İnanılmaz fiyasko. Bu kadar ada arka arkaya o cihatçıları İdlib'de toplamak, bilmem nereyi zapt etmek aklınca, ondan sonra Kobani'de işte, Kürtlere karşı davranışlar. Şimdi ikide bir şeylerde yazıyor, bizim şeyin altına not yazıyorlar. Ya işte PYD PKK'dır, sen bilmiyor musun? Ya PYD PKK'ya sempati duyuyor çünkü eşit düşman. Sen ona düşmanı, bana düşmanı gel. Ama bu adam Suriye Kürt'ü ya. Tamam, zaten orada sadece Kürt meselesi yok ki. Sizin diğer söyledikleriniz bence daha önemli. Şam'ın banliyöllerindeki Deray'dı, evet, neydi? Topladı, sen topladın hepsini. Başımıza bela aldı. Şimdi bugün Beşer Esad yanında eşiyle dönerciye gidiyor. Evet, kağıtta sarılmış döneri orada açıyor, yiyor. Halkın içerisinde dönerci elinde palayla duruyor. Twitter'da şeyler paylaşılıyor. Bu dönerci tarihin akışını değiştirme fırsatını reddetti. Yani Beşer kafasını kesecekti de kesmedi. Adam, yani başka fotoğraflar var. Yani artık Beşer ya o, yani o kendi kontrolündeki alanda bazı liderlerde yanlışta ısrar etmek var. Yahu yanlış olduğunu artık ispat oldu. Bak bu iş 5 sene evvel Esad'ın gitmeyeceği belli oldu. 5 sene evvel. 5 sene. Ben demiyorum ilk sene sonrası, hatırlıyor musun? Ben daha ilk sene söyledim ama 5 sene sonra da kesinleşti. Artık bu kadar. Tamam. Şimdi Suriye böyle. Tamam mı? Ama bir şey söylemek istiyorum. Beşer Esad'ın bu fotoğraflarının yayınlanması artsın, Tayyip Bey oy kaybedecek. Nerede Beşer Esad'ın fotoğraf ilk defa sende duyuyor. Ben görmedim. Sosyal medyada yayınlanıyor. Ha, demek sosyal medyada. Türkiye'de yayınlanıyor. Yani o göçmenlerin gelmesi başka bazı avantajlar da getirdi. Örneğin Arapça konuşan gazeteciler var. Arapça okuyorlar, konuşuyorlar kendileri Arap. Türkçe Twitter'da yazıyorlar, sosyal medyada yazıyorlar, gazetelere yazıyorlar, televizyonlara yazıyorlar, internet haber sitelerine yazıyorlar. Çünkü zaten Arap iş istiyorlardı, aydın insanlar. Türkçe öğrendiler ya, belki de biliyorlardı. Çünkü zaten Halep'te şunda bunda dünya kadar Türkçe bilen aileler vardı, değil mi? Onlardan hep çok kolay takip ediliyor artık bu. Afganistan'a atladınız, ben de atlayayım. Libya'da ne olacağı belli değil. Yani Türkiye... Şimdi Afganistan konusuna geleyim, çok güncel olduğu için. Çünkü benim fikrim değişik. Benim refüjilere karşı, yani sığınmacı demiyor, göçmen değil mi? Mülteci. Mültecilere karşı zaafım vardır. Göçmen de diyebilirsiniz. Bu mültecilere olan pozitif bakışım değişmez. Şimdi Afganistan, Suriye için rezalet. Bunu Cem de anlattı. Suriye'dekileri ilk biz davet ettik. Kimleri biliyor musun? İsyan edenlerin ailelerini ve çocuklarını biz aldık. Açtık bağrımızı, çok gereksiz yere isyanı büyüttük. Bütün Suriye göçmenlerinin sebebi Türkiye Cumhuriyeti'dir. Tamam, bunu bir kenara koyalım. Afganistan olayında bizim mesuliyetimiz yok. Afganistan bir talihsiz bir yer. Yani müthiş talihsiz bir yer. Ne olduğunu biliyorsunuz. Yani Amerika gitti 20 sene, rezil oldu, çıktı. Şimdi orada Taliban diye bir Allah'ın belası bir rejim var. Adamlar kaçmaktan başka nereleri var? İlk nereye kaçacaklar? Bu tarafa doğru. İran, İran üzerinden Türkiye. Bir kısım belki Pakistan'a kaçıyordur. Yani bunların hayatta kalmak için kaçıyor bunlar. Şimdi yani bu sizin bizim şahsi tutumunuzdur. Bunun siyasal etkileri olacak. Benim şahsi tutumumu da bir cümleyle söyleyeyim. Ben zaten sınırlara karşıyım. Tamam, kuşlar bile gider gelir. Şimdi insanlara niye sınır koyuyorsunuz derim. Ama siyasal neticeleri... Ekonomik sıkıntılar olduğu bir ortamda benim tutup da ya bunları müdafaa etmem pek şey geç popüler yok, olmaz. Ama siyasal neticelerini önleyemezsiniz. Şimdi bunun çözümü nedir? Bu çok zor bir yol. Zor bir yol.
Şimdi mesela şeyi de söylüyorlar. Yok Amerika bunları Türkiye üzerine teşvik etti. Amerika gayet bencilce davrandı. Tamam mı? Çıktı. Bir tek kendine tercümanlık yapan 50 bin kişi varmış galiba. Yani 15-20. Onları da götürmedi. Daha 200-300 kişi götürdü. Aynı şey Vietnam'da olmuş. Şimdi Taliban bugün okudum. Kapı kapı geziyormuş. Amerika ile çalışanları topluyor. Tespit ediyor. Tespit ediyor. Evet. Büyük vahşet olacak. Büyük vahşet. Dolayısıyla insani şimdi açıdan Türkiye, baktığımız zaman Türkiye'de, biz bu insanların yani Türkiye'ye gelmesine zaten bunlar Amerika ile çalışmış, dil bilen falan filan yani nihayette bunlar çok da şey değil. Bu açıdan öyle bakıyorum. Ama iki tane ülke var. İki tane ülke var burada bunları alacak. Başkaları da var. İran mesela. İran'a Avrupa Birliği yardım edebilir. Bir miktar çünkü İran büyük bir ülke. Bir kısmı orada kalır ama Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın para yardımı yapması lazım. İran'dan şeyi kaldırması lazım o ambargoları. Çünkü buna uzun vadeli pozitif bakıyorum ha. Afgan gelen mülteciler Türkiye'nin karına olacak 5-10 sene sonra. Şimdi eziyetini çekeceğiz. Ama 5-10 sene sonra Türkiye'nin dinamizmidir o. Ama Avrupa Birliği ve Amerika bol bol para basıyor abi. Paralarında değeri düşmüyor. Bir miktar para basıp Türkiye'ye, İran'a, Afgan mültecileri için yollayabilir. Yani bunların hayatta kalması lazım. Pakistan'a. Ben önemli, en önemli şey hayatta kalmak. Tamam. Ben hep söylerim mesela gaddar bir adam geldi seni zapt etti. Hemen ona secde edeceksin. Mühim olan senin hayatta kalmandır. Evet. Tamam mı? Hani rüzgarda sert ağaçlar yıkılır, sazlar yıkılmaz. Eğilir, tekrar geri gelir. Yani eğileceksin. Bütün esneklik büyük bir güçtür. Ya. Her konuda. Her konu. Ekonomide, insan hayatında vesaire. Ama için, şimdi Afganistan meselesi... Kaçmaktan başka çare yoksa, kaçanların yan komşularda sığınıp hayatta kalmalar. Ama Türkiye'nin rolü bununla sınırlı tutulmuyor ki. Şimdi gerçi bir iki haftadır sustular, neden anlamadım ama yani Cem Bey'in daha iyi bilgisi olabilir. Nihayette bir de Kabil ve çevresinin havaalanı ve Kabil işte neyse korunması meselesi var. Ve yani Türkiye burada rol oynayacak. O konuda Türk benim... yetkililer bunu arıyorlar. Yani işte biz de Müslüman, onlar da Müslüman. Oradan da fiyasko laflar çıktı biraz ama yani sanki aynı din anlayışına sahiptirler Taliban'dan ama o kendilerinin bileceği iş. Ama öyle değil ki. Yani Taliban diyor ki kardeşim buradaki yabancı güçler düşmandır. Ne yapalım yani? Biz iktidar olacağız burada. Dediğiniz gibi Amerika'yla bir şekilde ekmek parası için bile Amerikan ordusuna çalışanları bile cezalandıracak. Bilmem ne yapacak. Yeni askermiş evet. Ve yani Türkiye burada nereye giriyor? Şimdi o konuda benim bir şey söylemem çok zor. Çünkü şartları bilmiyorum. İkincisi acaba Afganistan'ın bir kısmı Taliban'dan kurtulabilir mi onu da bilmiyorum. Bölünebilir de Afganistan. Havaalanı elde olursa hava bombardımanıyla Taliban durdurulabilir. Hava bombardımanıyla. Bütün bunları bilmiyorum. Vietnam'dan Amerika çekildi, kuzeye bıraktı Vietnam. Ve bir sürü Vietnamlı da aldı yani kendi ülkesini. Kuzey Kore'de ise Güney Kore'yi bağımsız bir devlet olarak muhafaza etti. Bak Kore başarı hikayesidir. Kore bugün komünist olmuştu. Amerika müdahale etmeseydi, biz de müdahale ettik. Ama ikisinin hiçbir benzerliği yok. Ya hayır, bölündü onlar. Burada bölünmüştü zaten. Yani o iç harp sırasında. Şimdi sen şöyle düşün. Afganistan'ın müdafaa edilebilir bir kısmını böyle çiz, bunun üzerine konsantre ol, Taliban'ın öldürmek istediği tipleri de oraya göç etsin, orada Afganistan'ı ikiye böl. Kuzeyi Taliban'da olsun, güneyi şimdiki hükümette olsun, Kabil ve çevresi. Bilmiyorum. Tabii ama bunun sosyolojik olarak da mümkün olup olmadığı tartışması var. Yani sadece askeri strateji değil. Çünkü o insanların içinde itibar kaybetti şey. Bir de unutmayın Taliban aslında Pakistan. Hayır, Afganistanlı Pakistan medreselerinde eğitim görmüş. Pakistan'ın kuzeyi de neredeyse istedikleri anda bunların kontrolüne geçer. İstedikleri anda.
Peştunların. Zaten aynı şeyler. Aynı dil konuşuyorlar. Zaten Peştun sülalesi. Aynı dili konuşuyorlar falan. Libya'da ne olacağını beklersiniz bundan sonra? Libya'da? Libya çözülür. Libya'da bir şey yok. Ne olacak Cem Bey? Libya'da. Libya'da Fransa var. Mısır var en çok. Türkiye'yi orada istemeyen ve Türk askerinin oradan bir an evvel çıkmasını isteyen. Bilmiyorum, Libya çözülecektir dediğiniz gibi. Bence orada ben kan şimdi dökülmeyecek veya bölünme falan beklemiyorum orada. Bu kadar hakim de değilim orada olup biten ama okuduklarım Türkiye'yi bak bir yerde tek bir konuda ilgilendiriyor benim açımdan Libya. O da o yaptığımız münhasır ekonomik bölge anlaşması. Eğer şey yapacaksak, Doğu Akdeniz'de varlığımızı, iddialarımızı sürdüreceksek, gazda bizim de söz sahibi olmamız falan veya şeyin yaptığı, oluşturulan o konsorsiyuma biz de dahil olmak için iddiada bulunacaksak Libya açısından önemli. Ve Libya ile yapılan anlaşma benim açımdan, benim gördüğüm kadarıyla Türk dış politikasının en büyük başarılarından biridir. Onu da devam ettirip sürdürebilirsek. Aynı fikirde. Efendim? Aynı fikirdesiniz. Ama şey konusunda, sığınmacılar, mülteciler, göçmen ne diyorsak, o konuda ben eşimi 25 yıldır tanıyorum. O konuya duygusal bakar. İnsani bakar. Bazen de o kadar insani ve duygusal bakar ki objektif bakamadığını zannediyorum. Yani Türkiye kurulan Amerika veya Avustralya değil, açalım kapılarımızı, herkes gelsin, biz onlardan uzun vadede faydalanırız. Hayır. Ben öyle düşünmüyorum. Bir kere Türkiye'de girişimci insan zaten var. Önü açılmıyor. Önüne set koyuluyor. Genç nüfus var. Yani Türkiye bir Finlandiya, bir Norveç, bir Almanya, Hollanda değil. Ki bu nüfus ona dinamizm. Onlar yaşlı nüfus. Onlar dinamizm istiyorlar. Onlar girişimci nüfusa ihtiyaçları var. Onun için kontrollü olarak ekonomilerine katkıda bulunacak, geliştirecek göçmen nüfusu kontrollü olarak alıyorlar. Kontrollü de almıyorlar ya. Almaları yok namus. Alıyorlar başka. Çok az. Kontrollüsünü de almıyorlar. Bir Almanya aldı. Ama İsveç, Norveç de alıyor. Çok az alıyor. Çok az da alsa. Adamların nüfusu zaten 7 milyon, 6 milyon. Finlandiya'nın nüfusu ne? İsveç'in, Norveç'in nüfusu ne? Hollanda'nın nüfusu kaç? 10 milyon, 12 milyon. Şimdi aslında ben hep söylerim, senin dediklerine katılıyorum. Türkiye için bu ağır yük, Avrupa'nın bu miyopluğudur, gerizekalılığıdır. Avrupa'nın yaşlı nüfusuna 3 milyon Afgan genci gelse, Avrupa canlanır. Avrupa her sene zaten 3-4 milyon nüfus kaybediyor. Çocuk doğumu az, bilmem ne. O işleri kim yapacak orada? Fakat Türkiye'ye geldikten sonra bunlar zaman içinde Avrupa'dan yardım alınabilir, artı kontrollü bir şekilde Türkiye'den Avrupa'ya yönlendirilebilir bunlar. Veyahut da Avrupa'ya gidersin, mesela Cem gider, onları ikna eder, oğlum siz adam olmayın, bunları alın, sizin için iyidir der. Değil mi? Yapabilirsin. Ben de öyle diyordum. Ben de. Ben de. O zaman zannı yapıyorum. Tamam Cem Bey, benim yerime niye siz bu işe aday olmadınız? Hayır, ben buradan yani çıkmam. Ben Kıbrıs'tan. Hasan Bey, şimdi burada oturup Avrupalı'nın 3-4 milyon Afgan'ı alması onların hayrınadır demek kolay ama onların hangi siyasetçi bunu kamuoyuna anlatabilir? Finlandiya'da, İsveç'te, Norveç'te, Almanya'da. Alalım kardeşim, 5 milyon alalım.
Bunlar bize fayda... Şimdi Merkel gidince Almanya'da da zorluklar adamı olacak. Adamı ipe çekerler. Ya onlar da seçime giriyor, oy alacaklar. Yani seçmek... Merkel yeterince ya. Güçlüydü diye. Yalnız bunu... bir şey söyleyeyim şimdi. Libya konusunda, bak Cem'le aynı fikirdeyiz dış politikada. Libya konusunda hükümetin yaptığı operasyon bana göre çok akılcı ve başarılı. Şimdi Libya nüfus olarak 5 milyonluk bir yer. Coğrafya olarak Türkiye'nin 3 misli. Ekonomik olarak müthiş, yani İsviçre'den daha zengin olurdu aklı başına bir daha olsaydı. Biz oraya giderek hiç fazla da fedakarlık yapmadık. Hafter denen herifi durdurduk. Çünkü Hafter orayı da alıyordu yani şey değil mi? Trablusgarp. Ondan sonra bir denge sağlandı. Denge sağlandıktan sonra artık dikkat et, Mısır'da Türkiye ile işin yakınlaşıyor. Yalnız Türkiye'ye yakınlaşmıyor. Batı dünyasında şöyle bir fikir vardır. Hep söylerim. Batı dünyasında hiçbir Avrupalı böyle çatışmalara askerini ölüme yollamaz. Kim yollar biliyor musun? Biz yollarız. Aradaki büyük fark bu. Şimdi bizim orada bir miktar askerimiz var ya, o bile orası için garantidir. Çünkü bilirler ki bu askere saldırırsak Türkiye'den takviyesi de gelir. Avrupalı asker yollamaz. Avrupalı konuşmalar yapar, konferanslar düzenler, arayı bulmaya çalışır. Onun için Libya'da ne çözüm olacaksa olsun, iki ülkenin borusu ötecektir. Mısır ve Türkiye. Şimdi Türkiye'nin borusu öttüğü zaman biz Mısır gibi değiliz. Bizim inşaat şirketlerimiz var, ihracat şirketlerimiz var. Emniyetli bir şekilde, bir de petrol geliri var adamların. Libya, Türkiye için hem stratejik açıdan, senin söylediğin bu Doğu Akdeniz'deki yerimiz açısından, hem ekonomik açıdan iyi bir köprü olur. Ve Libya halkı da bir Nijerya gibi 250 milyon falan değildir yani. 5 milyon ya, toplu toplu.